Merhaba değerli arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere karanfil bitkisinin nasıl çoğaltıldığını kısaca anlatacağız. Karanfil bitkisi genellikle bitkinin alınan dallarındaki herhangi bir kısımla çoğaltılabilir. Bakın gördüğünüz gibi yaklaşık 15-20 santimetrelik dal kısımlarını alıyoruz ki bunlara çelik deniyor arkadaşlar. Bunu çelikle rahatlıkla köklendirebiliriz ve böylece herhangi bir yerde gördüğünüz, bulduğunuz bir karanfil bitkisinden bu şekilde 10-15 santimetre uzunluğunda ve alt kısımdaki dalları alarak hazırlayıp genel olarak da yine çapraz şekilde gösterelim. Şu şekilde keserek uygun bitki haline gelecek fideyi bu şekilde yetiştirebiliriz. Karanfil ve diğer çelikle çoğaltılan bitkilerin çok çabuk köklenmesini sağlayan bir ortamdan da bahsedeceğiz. Perlit ortamı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu işte tarım marketlerde bulabileceğiniz ve köklendirme için kullanılabilen bir tarım malzemesi. Bunun en önemli özelliği çok yüksek miktarda su bulundurarak bitkinin sürekli kök bölgesinin veya oluşacak olan kök kısmının nemli kalmasını sağlıyor. Gerçekten burada hemen gösterelim. Birçok bitkiyi köklendirmiş bulunmaktayız. Ada çayından biberiyeye kadar, üzüm fidanına kadar. Yine saleple ilgili burada birçok denemelerimiz var. Ve karanfil bitkisinde burada rahatlıkla köklendirmemiz mümkün. Bunun için bu perlit ortamının sürekli nemli kalması gerekiyor. Hemen hazırlamış olduğumuz ve bitki haline gelecek olan karanfil fidelerimizi bu perlit ortamına yatay bir şekilde daha fazla kök kısmı oluştursun diye bu şekilde yerleştiriyoruz. Ve belli bir süre, bir hafta 10 gün içerisinde yavaş yavaş köklenmeye başlayacaktır. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli husus bu ortamın sürekli nemli kalması. Bizim burada sisteme yöntemiyle bunu gerçekleştiriyoruz. Siz ise kurumaya başladığı andan itibaren normal su dökerek bunun sürekli sulu kalmasını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Ve böylece çok rahatlıkla bir karanfil bitkisinin alınan herhangi bir kısmından çelik şeklinde fide olarak üretebilir ve bu fideyle de yeni bitkiler elde edebilirsiniz.